Çanakkale Savaşları'ndan kalma objeler ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Çorum'da ziyarete açıldı. Ortada Nusret Mayın Gemisi'nin bir minyatürü. Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, 57. durağı olan Çorum'daki ilk gününde vatandaşlardan ilgi gördü. Gördünüz mü? Evet. Aynen. Evet. Bunlar düşmanların kıyafetleri. Tamam mı? Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler de mobil müzeyi ziyaret etti. Her biri bir gölge, bir hayalet gibi sessiz, binlerce asker mütemadi bir akışla geçmekteydi. Görmüş olduğunuz kolla beraber kullanarak el bombaları aşağıdaki sopanla beraber, sopayla beraber mekanizmaya vurulduğunda karşılaştırılıyor. Çiftçi ziyaretin ardından gazetecilere mobil müzenin Çanakkale Zaferi'nin hatırlanması açısından önemli bir proje olduğunu söyledi. Çanakkale Savaşları 1915-1916 yıllarında kara ve deniz savaşları şeklinde cereyan eden tarihin görmüş olduğu en kanlı savaşlardan biriydi. O dönemde İtilaf devletleriyle Osmanlı Devleti büyük bir savaşa tutuşmuşlardı. Orada 250 bin tane şehidimiz var. Allah hepsine cümlesine rahmet eylesin. Bu çevredeki mobil müzemizi gezerek o tarihi günleri tekrar bir hatırlamış olduk. Dolayısıyla bütün Çorumluları mobil müzemizi ziyaret etmeye, o tarihi günleri tekrar hatırlamaya davet ediyorum. Çünkü bu günlere kolaylıkla gelmedik. Millet olarak 105 yıl önce cereyan eden Çanakkale Savaşı'ndan sonra yine 15 Temmuz gibi tarihin en büyük kanlı kalkışmalarından birine daha milletimiz sahne oldu. Ama milletimizin feraseti sayesinde bu kalkışmayı da atlatmış olduk. Teşekkür ederim.